Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yerli ve milli savunma sanayi hamlesine durmak bilmeden devam eden Türkiye, her geçen gün yeni bir başarıya imza atmaya ve bünyesine yeni sistemleri kazandırmaya devam ediyor. Bu videomuzda yaşanan ve oldukça kritik olan bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olan ağır sınıf torpidosu Akya ile İlk kez gerçek bir hedefe atış yapıldı. Bu atışı ise Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar gerçekleştirdi. Hulusi Akar yine yerli ve milli bir sistem olan Müren Entegre Savaş Yönetim Sistemini kullanarak bu atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Akya, Roketsan tarafından tümüyle milli imkanlarla geliştirilmiş, denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve suüstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf bir torpidodur. Akya, yüksek hız, uzun menzil, aktif, pasif sonar başlığı, dahili ve fiber optik kablo üzerinden harici güdüm özelliğine sahiptir. Ayrıca suüstü hedeflerine karşı dümen suyu güdümü de kullanılmaktadır. Akya, 2009 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'nin 533 mm ağır sınıf torpido ihtiyaçlarını karşılamak üzere Savunma Sanayi Başkanlığı ile Armercom, TÜBİTAK ve Roketsan'ın yaptığı anlaşmayla geliştirilmeye başlandı. Projenin tasarımı Armercom tarafından, sonar sistemi TÜBİTAK tarafından, harp başlığı ve güdüm sistemi Roketsan tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca şu an için 50 kilometreye kadar menzili olduğu da bilinmektedir. Akya ağır sınıf torpidosu hem suüstü hedeflere yönelik hem de denizaltı hedeflerine karşı kullanılabilecek şekilde tasarlanmış bir sistemdir. Akya, batarya tahrikli, fiber optik kablo güdüm, aktif ve pasif akustik sonar, manyetik yaklaşma sensörü ve dümen suyu dedektörü gibi üst düzey teknolojilere sahip oldukça donanımlı bir ağır torpidodur. Akya'da 350-380 kilogram arasında ağırlığa sahip olacak bir harp başlığının kullanılması beklenmektedir. Ayrıca dünya üzerinde kendi torpidosunu yerli ve milli bir şekilde üretip kullandığı denizaltılara entegre edebilen ülke sayısı çok az diyebiliriz. Bu başarıyı elde etmemiz gerçekten çok ciddi bir öneme sahip. Denizaltıcılıkta bir denizaltıda ne kadar farklı özelliklere sahip torpido kullanabildiğiniz, onun caydırıcılık faktörüne doğrudan etkilidir. Torpido veya Türkçe adıyla torpil, dümeni ve pervanesi bulunan, suyun altından veya üstünden suya atılan, dümenini ve pervanesini kullanarak hedefine ilerleyen, patlayıcı bir sualtı silahıdır. Genel olarak denizaltılarda ve savaş gemilerinde kullanılır. Torpido kelimesi ise bir balık olan torpido balığından gelmektedir. Helikopterin icadına benzer bir şekilde torpidonun çok eski zamanlarda var olduğu düşünülmektedir. Torpido denilebilecek ilk çizimler Suriyeli bilgin Hasan el-Ramah tarafından 1275 yılında yapılmış çizimlerdir. Ramah'ın çalışmaları su yüzeyinde gidebilen bir roketi göstermektedir. Torpidolar, hedefe yönelik olarak ve geleneksel bir top mermisine benzer şekilde güdümsüz olarak ateşlenebilir veya hedefe yönlendirilebilir. Bazı prosedürler, örneğin ses veya operatör tarafından tipik olarak bir sinyal taşıyan kablo üzerinden gönderilen komutlar yoluyla hedefe otomatik olarak yönlendirilebilirler. Bir torpido, rotasını ve derinliğini korumak için kontrol yüzeylerine gerek duyar. Hedef güdümlü bir torpido da bir hedefi geride bırakabilmelidir. Torpidonun depolanmış enerjisi sınırlı olduğundan verimli bir şekilde yüksek hıza ulaşması ve ayrıca uzun bir menzil sağlaması için iyi bir hidrodinamik gereklidir. Torpido, gemiden belli bir mesafede ve özellikle omurganın altında patlarsa su basıncındaki değişiklik geminin rezonansa girmesine neden olur. Yeterince güçlüyse bu genellikle en ölümcül patlama türüdür. Bütün gemi tehlikeli bir şekilde sarsılır ve gemideki her şey etrafa saçılır. Motorlar yataklarından, kablolar tutucularından kopar.
Kötü sarsılmış bir gemi genellikle hızla batar. Geminin her tarafında yüzlerce, hatta binlerce küçük sızıntılar oluşur ve pompalara güç sağlamanın hiçbir yolu kalmaz. Bu sarsıntı, özellikle etkilenen kişi doğrudan gövdeye bağlı yüzeylerde duruyorsa, yani çelik güverteler gibi, dizlerde ve vücuttaki diğer eklemlerde sakatlığa neden olacak kadar güçlüdür. Temas fünyesi olan bir torpido ise hedef gövdenin yan tarafına çarptığında ortaya çıkan patlama, duvarları sudaki ses hızından daha hızlı hareket eden ve böylece bir şok dalgası yaratan genişleyen bir gaz kabarcığı oluşur. Bu kabarcığın gövdeye karşı olan tarafı dış kaplamayı yırtarak büyük bir gedik oluşturur. Balon daha sonra kendi içine çökerek yoluna çıkan perdeleri ve makineleri yok edebilecek yüksek hızlı bir su akışını yarığın içine doğru zorlar. Bunun haricinde yakınlık fünyesiyle donatılmış bir torpido doğrudan hedef geminin omurgasının altında patlatılabilir. Patlama hedefin omurgasına veya alt kaplamasına zarar verebilecek bir gaz kabarcığı oluşturur. Ancak patlamanın en yıkıcı kısmı, gövdeyi suda bedensel olarak kaldıracak olan gaz kabarcığının yukarı itmesidir. Teknenin yapısı, patlamanın bu aşamasında ciddi gerginliğe neden olacak şekilde yukarıya doğru değil, aşağıya doğru baskıya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Gaz kabarcığı çöktüğünde gövde sudaki boşluğa düşme eğiliminde olacak ve sarkma etkisi yaratacaktır. Son olarak zayıflamış gövde çöken gaz kabarcığının neden olduğu su yükselmesiyle çarpacak ve yapısal arızaya neden olacaktır. Modern bir fırkateyn boyutuna kadar olan gemilerde bu geminin ikiye ayrılıp batmasına neden olabilir. Bu etkinin örneğin bir uçak gemisi gibi çok daha büyük bir gövde üzerinde daha az felakete yol açması muhtemeldir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.